Videoya başlamadan önce Instagram'ımı şurada gördüğünüz gibi takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü bu videoyu yayınladığım andan itibaren bir tane anket olacak Instagram sayfamda, yani hikayelerimde. Ona katılırsanız çok sevinirim çünkü bir sonraki videoyla alakalı çekeceğim. Evet, çok sevinirim. Instagram'da takip ederseniz de çok sevinirim. Neyse, şimdi videoya geçelim. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 1 Ağustos ve Nisan'da devam ettirdiğim, ancak araya YKS'ye girdiği için tekrardan bıraktığım bir seri bugün yeniden başlıyorum. Bu seriyi de başlıktan görebileceğiniz gibi bu ayda ne izledim videosu. Temmuz'u bitirdik, yarıladık yılı ve çok garip geliyor bu çünkü hani şöyle geçti yıl yani. Ve evet, şimdi çok fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Ancak videoya geçmeden önce şunu da demem lazım. Ben bu Temmuz ayı boyunca bütün Harry Potter filmlerini izledim. Ancak bunu bu videoda tam spesifik tarihlerini vermeyeceğim çünkü tüm Harry Potter filmleri hakkında detaylı konuştuğum video şu an kanalımda mevcut. O yüzden çok fazla oraya girmek istemedim. Şuradan ulaşabilirsiniz videoya. Şimdi başlayalım videoya. Evet, artık sonunda başlayalım. Öncelikle ben 7 Temmuz'da About a Boy adlı bir film izlemiştim. About a Boy şunu anlatıyor. Lil diye bir tane adam var. Baba parasıyla geçinen bir adam. Ona bir de Marcus diye 12 yaşındaki bir çocuk var. Annesi intihara meyilli bir anne. Bunların bir şekilde hayatları kesişiyor. Yumuşacık bir filmdi yani. Kesinlikle film bu romantik komedi veya aile komedisi spektrumuna daha kaliteli olan kısma yakın bence. O yüzden kesinlikle öneririm. Filme 5 üzerinden 3,5 verdim ben. Ardından 9 Temmuz'da zaten daha önceden izlediğim bir filmi tekrardan izledim. O da Yarına Tek Bilet. Şimdi Yarına Tek Bilet'i ben ilk çıktığı zaman izlemiştim. Ancak işte o sırada YKS falan vardı. O yüzden böyle bir derin inceleme videosu veya onun gibi bir şeyler koymadım kanala. Ancak ilk izlediğimde çok çok kötü bulmamıştım. İnsanlar böyle ooo dünyanın en kötü filmi, dünyanın en kötü filmi falan. Ama bu sefer tekrardan izledim. Ve bu sefer de çok kötü geldi. Hani gerçekten çok kötüydü. Kötüydü yani. O yüzden 5 üzerinden 2 verdim. İlk izleyişimde çok kötü gelmedi. En azından hani Dilan Çekdeniz'den kötü oyunculuğu, seslerdeki problemleri falan filan algılayabildim ama bu sefer bazı şeyler çok gözüme battı, o yüzden 2 verdim. Ardından 10 Temmuz'da The Double Life of Veronica izledim. Bu film birazcık enteresandı. Şöyle bir konusu var. İşte bir Fransa'da Veronica var. Bir de aynı zamanda Polonya'da Veronica var. Aslında bu ikisi ikizler ancak birbirlerinin varlıklarından habersizler. İşte bir şekilde de böyle bir bağları var. O bağlarını anlatıyor film. Enteresan bir filmdi. Hiçbir lafım yok. Ancak yönetmen Kieslowski'nin daha farklı ve daha güzel filmleri olduğunu duydum. Üç Renk serisi dahil olmak üzere. Onu izlemeden buradaki bazı şeyleri anlamıyorsun veya işte yönetmen hakkında böyle bilgi edinmen lazım falan filan. O yüzden çok çok yorum yapamayacağım üstüne. Sadece enteresan bir konusu vardı ve Kieslowski'nin yönetme şeklini beğendim. Ancak ve ancak dediğim gibi ilk başta Üç Renk'i izlemem lazım daha iyi anlamak için. O yüzden bu filme 5 üzerinden 3,5 verdim. Ancak tekrardan izleyeceğim dediğim gibi. 20 Temmuz'da Scent of a Woman, yani Kadın Kokusu'nu izledik anneannemlerle beraber. Bu film gerçekten çok güzeldi. Konusu şöyle. Charlie diye bir ana karakterimiz var. Bu Charlie birazcık daha fakir bir aileden geldiğinden ötürü Şükran Bayramı tatilinde iş arıyor. Ve bulduğu iş de görme engelli bir yarbaya bakmak. Bu yarbayı da Al Pacino oynuyor. Her neyse. Ondan sonra bunlar bir şekilde kendilerini New York'ta buluyorlar. Çünkü yarbay birazcık enteresan bir adam. Gerçekten çok beğendim. Birazcık uzun geldi bana ama onun dışında çok çok iyiydi ve çok ikonik sahneleri var. Görmüşsünüzdür illaki. O yüzden filme 5 üzerinden 4 verdim. Al Pacino'nun oyunculuğu zaten çok iyiydi ve Oscar almış sana bu oyunculuğuyla beraber. Ardından 21 Temmuz'da iki önceki videoda önerdiğim bir tane diziyi bitirdim. O da Years and Years. 2 hafta önce çektiğim videoda diziyi daha derinlemesine anlatıyorum. O yüzden o videoyu izlemenizi daha çok öneririm. Şurada olacak yine. 21 Temmuz'da aynı zamanda Lean on Pete adlı bir filmi izledim. Lean on Pete, A24, yani bu bağımsız filmlerin kralı olarak bilinen bir film prodüksiyon şirketinden çıkma bir filmdi. Beğeneceğimi düşünüyordum ve beğendim de zaten. Lean on Pete şunu anlatıyor. Yine Scent of a Woman'da gibi bir Charlie'miz var. Birazcık daha fakir bir kesimden, fakir bir aileden geliyor. Ve yaz için bir tane iş buluyor. Ve bu yaz işi de bir tane at yarışçısının yanında çalışmak, atlara bakmak falan filan. Neyse, orada bir tane atla çok yakın bir arkadaşlığı oluyor. Yani bir bağ kuruyor atla. Ve atın ismi de Lean on Pete. Ardından Charlie'nin patronu Lean on Pete'i satmaya karar veriyor. Ve sonra da Charlie bir şekilde atı adamdan kaçırıyor. Ve beraber kaçıyorlar. Puanım da 5 üzerinden 3,5 oldu. Gayet güzel bir film. Lean on Pete'in aksine çok çok kötü olan bir film söyleyeyim size. 22 Temmuz'da izlediğim Eltilerin Savaşı. Öncelikle şunu demek istiyorum. Eltilerin Savaşı'nı yazan Gupse Özay. Mutluluklar diliyorum. Geçen gün evlenmiş. Kaliteli bir evlilik. Kaliteli bir çift. Tebrik ediyorum yani ikisini. Ancak
Eltilerin Savaşı gerçekten çok kötüydü. Hani baş ağrısı verdi bana yani. Baş ağrısı verdi ve filmi bitirmekte zorlandım. Filmi bitirmek için çok çabalayan bir insanım. Çok sevmiyorsam bile bitirmeye çabalarım. Ama gerçekten çok kötüydü. Belki de şu yüzdendir. İşte sinemaya gittiğimiz zamanlar. İşte filmlerin başlarında fragmanlar çıkıyor arkadaşlar, biliyorsunuzdur. Ve Eltilerin Savaşı da çok fazla çıkıyordu işte. İzledim ve hani şakaları komikti, fragmandaki şakalar. Ama tüm komik şakalarını fragmanda kullanmışlar. Yani gerçekten fragmanda görmediğimiz kısımlar komik değildi yani. Bir süre sonra iki eltiyi de böyle kafasını tokuşturup kendinize gelin demek istedim. Belki de bu başarılı bir oyunculuk şeyidir ama bir süre sonra soğuyorsun yani. Karakterlerden soğuyorsun, filmden soğuyorsun, artık susun diyorsun yani. Bilmiyorum, ya da bana öyle geldi. Ve Eltilerin Savaşı'na 5 üzerinden 1.5 verdim. Hani artık komik olmayacak seviyede aynı şeyleri tekrar etmeye başladılar ve artık boğuldum yani. Ardından 23 Temmuz'da Aşırıcılar Türkçe çevirisi sanırım. Onu izledim. Studio Ghibli filmi, Spirited Away ve Totoro gibi filmlerin çıktığı animasyon şirketinden çıkan bir film. Ve güzel bir filmdi. Studio Ghibli şaşırtmıyor yani. Kesinlikle mükemmel animasyonları var. Batı animasyonlarından çok çok daha iyi animasyonları var. Bu da şaşırtmadı dediğim gibi. Ancak konusu birazcık bana basit geldi. Miyazaki filmlerine karşılaştırdığım zaman en azından öyle diyeyim size. Ancak kesinlikle kötü bir yanı yok bunun, sadece işte Studio Ghibli'nin diğer filmlerini düşündüğünüz zaman bu birazcık daha basit kalıyor. Ama dediğim gibi gerçekten güzel bir film, de öneririm eğer. Küçük kardeşiniz falan varsa kesinlikle önerebileceğim bir film. Netflix'te de var bu arada. O yüzden 5 üzerinden 3 verdim. 25 Temmuz'da ise bir önceki videomda gördüğünüz gibi The Kissing Booth 2'yi izledim. Bunun tamamının bir videosu var şurada. Sizle beraber izledik. Yani ciddiye alınmaması gereken bir film. O yüzden izlemesi o kadar komik ki yani, çok komik. Gerçek olamaz. Yani bunu gerçekten ciddi ciddi oturup yazdıklarını hiç düşünmüyorum artık. Riverdale gibi. Riverdale de aynı şekilde arkadaşlar. Ciddi ciddi yazıyorlar ve bu bana gerçek gibi gelmiyor yani. Bunu nasıl düşünüyorsun? 25 Temmuz'da da Kissing Booth 2'yi izledim ve 5 üzerinden 1.5 verdim. Ardından bu ayın son filmi olan Dear White People'ı izledim. Netflix'te Dear White People. Öncesinde yani filmini izlemeden önce ben dizisini izlemiştim. Filmini izledim. Film de gayet güzeldi. Dear White People şu anda günümüzde olan ırkçı, polis, onun gibi şeylerin aksine birazcık daha normal hayatınızda yaptığınız ve ırkçı sayılabilecek şeyleri konu ediniyor. Dear White People birazcık daha işte bu Afrikan Amerikan kültüründe veya işte siyahi kültüründeki şeylerin nasıl ters çevrilip sonrasında nasıl yine aynı topluluğu incittiğini gösteriyor birazcık daha. Hani o yüzden güzeldi, ancak filmde bazı şeyleri eksik gördüm. Dizisi olduğu için ve dizide daha çok şey açıldığı için, karakterlere bağlanma süresi olduğu veya işte konunun daha iyi açıklanma gibi şeyleri olduğu için dizisini tercih ederim izlemenize. Dizisi çok daha güzel bence. Filmi izlemenizi öneririm. 5 üzerinden 3 verdim ben ama. Yani bazı şeyleri eksik gördüm. Belki de diziyi daha öncesinde izlediğim içindir. 5 üzerinden 3 verdim. Ve bu aylık bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Siz bu ay ne izlediniz? Belki de bazı puanlamalarımı yanlış bulmuşsunuzdur. O yüzden aşağı yorum atmayı unutmayın bu konular hakkında. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.